Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu genel cerrahi uzmanı Salih Cenap Çevre oldu. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, stüdyo konu Avrasya Hastanesi Gazi Osmanpaşa Küçükköy yerleşkesinde Doktor Salih Cenap Çevre hocamız olacak. Bizim birkaç sorumuz olacak, hocam cevaplayacak. Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Doktor Salih Cenap Çevre kimdi? Tabii. 1962 Ankara doğumluyum. Liseyi Kuleli Asker Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 4. sınıfta Silahlı Kuvvetler adına askeri öğrenciler olarak okurken Gülhane kuruldu ve yatay geçişle Genelkurmay'ın emriyle İstanbul Tıp Fakültesi'nden GATA'ya geçtik, Ankara'ya. GATA'dan mezun olduktan sonra pratisyen olarak Adana'da görev yaptım ve ihtisas kazandım. Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde genel cerrahi ihtisasını 1994 yılında tamamladım. 27 yıl süreyle Silahlı Kuvvetler'in çeşitli hastanelerinde görev yaptım. Bu dönemde 2 yıl sınavlarla yurt dışı staj tahsil yapma şansım oldu. 1 yıl süreyle İngiltere'de periferik damar cerrahisi konusunda Royal London Hospital'da çalıştım. Aynı dönemde kolorektal cerrahi konusunda da çalışma şansım oldu. Peşinden tekrar 1 yıl gene sınavla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir staj tahsil şansım oldu. Yoğun bakım konusunda gönderildim. Genel cerrah olduğum için genel cerrahi ile ilgili olarak da obezite cerrahisi konusunda çalışma şansım oldu. 2009 yılında Silahlı Kuvvetler'den emekli oldum. 2 yıl Muğla'da bir özel hastanede çalıştım. Daha sonra 2011'den itibaren de İstanbul'un çeşitli hastanelerinde hem genel cerrah uzmanı olarak hem bazı hastanelerde de başhekim olarak görev yapma şansım oldu. En son olarak Avrasya Hospital'ın Zeytinburnu'ndaki hastanesinde gece cerrahi staff olarak çalışıyordum. Bu hastanemizin açılması tabii hepimiz için çok güzel oldu. Gazi Osman Paşa Küçükköy'de. Bundan sonra da inşallah bu hastanemizde seve seve görev yapacağız, hizmet vereceğiz. İşte laparoskopiler, endoskopi, kolonoskopiler. Burada da yine hizmet vermeye devam edeceğiz. Tecrübeleriniz var. TSK, evet. Özel hastaneler, İngiltere, evet. Amerika, evet. Bulundunuz. Şimdi biz birçok hastaneyi gezdik. Buraya açılmadan önce de ziyaretlere geldik konuklarla. Nasıl buluyorsunuz? Gerek fiziki yapı, medikal aletler, evet. Kadrosu. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi genel olarak bakıldığı zaman hastanemiz çok seçkin bir durumda. İstanbul içerisinde diğer özel hastanelere bakıldığı zaman malzemesi olsun, kadrosu olsun, deneyimli ekibi olsun, tıbbi açıdan hastalarımıza çok iyi hizmet verebilecek durumda şu andaki görünüşüyle. Tabii bu hem bizim için büyük bir övünç kaynağı, böyle bir hizmeti sunabilmek ve bu hizmetin içinde yer alabilmek. Hem de hastalarımız için çok iyi bir tedavi alabilecekleri nokta hastanemiz. O yüzden çok mutluyuz yani. Böyle bir hastanede çalışmak bizim için güzel. Hizmet vermek güzel ve inşallah son derece faydalı olacağımıza da inanıyoruz. Peki hocam, genel cerrahi konusundaki Türkiye'nin sahip olduğu artılarla yurt dışını karşılaştırdığımız zaman ne, evet. durumdayız? Yani Türkiye olarak iyi miyiz, evet. kötü müyüz, bir kıyaslama yaparsak? Şimdi çok net olan şu ki fakültelerimiz çok iyi doktor yetiştiriyor. Bu konuda içimiz rahat. Özellikle yurt dışına gidip kendimizi karşılaştırdığımız zaman bilgimizle, tecrübemizle çok iyi yerlerde olduğumuzu görüyoruz. Ve
dışarıda da yapılan şeyleri burada uygulayabilecek şekilde öğrenip gelmek bizim için çok iyi. Dışarıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye çok iyi durumda ve bir sağlık ticareti anlamında da uluslararası hizmet verebilen bir noktada. Biliyoruz ki birçok ülke birçok hastasını bize gönderiyor ve Türkiye'de bunlar tedavi görerek çok mutlu bir şekilde, çok daha iyi bir durumda ülkelerine dönebiliyorlar. Türkiye'yi bu yönden hem geleceğe yönelik çok iyi bir potansiyel olarak görüyorum, hem de şu anda uygulanan şeyleri gördükçe gurur duyuyorum. Ülkemiz çok çok şanslı ve çok iyi durumda bu konuda. Bu hizmeti diğer ülkelere sunabilen, işini bilen, akıllı, çalışan doktorlara sahip olduğumuz için çok mutluyum. Ve övünüyorum yani Türkiye'yle sağlık açısından. Hakikaten bulunduğumuz yer anlamında övünüyorum diyebilirim. Hocam ismi üstünde genel cerrahi diyoruz. Birçok branşı içine alıyor. Şimdi hastalar tabii zaman zaman karıştırıyor. Acaba bizim hastamız hangi bölüme, hangi branşa giriyor? Genel cerrahi dediğimiz zaman özetlerseniz Ne giriyor genel cerrahi bölümü? Şimdi yukarıdan aşağı doğru şöyle vücudumuza bakacak olursak kafayla ilgili şeylerin çoğuna beyin cerrahi ve plastik cerrahi bakıyor. Yüz vesaire, çene cerrahi diyelim. Ama oradan itibaren artık genel cerrahin işi başlıyor. Boyunda guatr bizim en çok tiroid dediğimiz organın hastalığı genel cerrahi ile ilgili. İşte guatr ameliyatlarını genel cerrahi yapıyor. Sonra artık sindirim sistemi bizimle ilgili. Göğüs kafesine göğüs cerrahinin ameliyatları, kalp damar cerrahinin ameliyatları var ama genel cerrahi ile ilgili olarak yemek borusu. Yani her branştan bir şeyler alıyorsunuz diyebilir miyiz? Şöyle, şimdi genel cerrahide bütün cerrahi girişimlere yaklaşım açısından bir nosyon ediniyorsunuz. Ama sizin yapacağınız şeyler gene belirli. Yani gene diğer branşlara karışmıyorsunuz. O zaman tabii ki uygun olmaz. Tabii ki branşlara evet. Saygı. İşte yemek borusu ile ilgili şeyler bizim gene alanımıza giriyor. Sindirim sistemi çünkü bizim mide aynı şekilde. Midenin kanserleri, yüzerleri, bunların ameliyatları. İşte safra kesesi, pankreas, karaciğer. Bunlar tamamen genel cerrahinin ameliyat alanları içerisinde. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karın içerisinde her türlü bağırsak tıkanıklıkları gene genel cerrahinin konusu. Karın duvarı genel cerrahinin konusu. Bu durumda göbek fıtıkları, her türlü eski yapılmış ameliyatlardan, kesilerden dolayı olan fıtıklar veya kasık fıtıkları genel cerrahinin konusu. Daha sonra tabii ki işte sindirim sisteminin son kısmı makatla ilgili hemoroidler, fistül dediğimiz hastalıklar genel cerrahi ile ilgili. Kuyruk sokumundaki halk arasında kıl dönmesi denilen sinüs blondel genel cerrahinin konusunun içerisinde. Tabii atlamayalım bu arada meme çok önemli bir genel cerrahi alanı. Bayanlarda meme hastalıkları, yanlışlıkla göğüs ismi verildiği için halk arasında aslında organın ismi meme, biraz halkımız utanarak meme demiyor ama meme hastalıkları, evet tıbbi olarak meme hastalıkları ve her türlü kanserleri genel cerrahinin konusu içerisinde. Genel olarak baktığımız zaman bunlar genel cerrahinin konuları. Peki hocam, şu an lokasyon olarak çok merkezi bir yerdesiniz. Ana yola 1 kilometre, işte Başakşehir, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüp vesaire. Son olarak hastalarımıza seslenirseniz neler söylemek istiyorsunuz? O soruyla kapatalım sizi. Evet. Şimdi hastanemiz yeni açıldı. Bu heyecanla tabii ki amacı iyi olabilmek. İyi olabilmek ve hasta potansiyelini arttırabilmek için tabii ki çok dürüst çalışmalı, güzel çalışmalı, hasta memnun etmeli, iyi koordinasyon sağlamalı. Hedef her zaman hastanın mutluluğu olmalı. Bu çerçevede çok güzel bir konumdayız. Çevrede de diğer alternatifler tabii ki
yarışma anlamında da hastanemizin iyi olmasını gerektiriyor. İnşallah çok güzel hizmet verileceği inancındayım, düşüncesindeyim.